Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir video ile daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. İnşallah güzel beğendiğiniz bir video olur diyorum. Moraliniz inşallah güzeldir diyorum. Boşverin, can sıkacak hiçbir şey yok. Her şeyin çaresi vardır. Ölümden başka her şeyin çare vardır diyorum. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmanız bizim için çok önemli. Çünkü büyümek, gelişmek istiyoruz. Daha çok insana ulaşmak istiyoruz. Bu yüzden abone olmanız çok önemli. Ha, bildirim zili, like butonu, yorum yapmanız da çok önemli. Çünkü keşfete düşürüyor, daha çok insanın bizi görmesine yardımcı oluyor. Lütfen bu konuda bize yardımcı olsanız çok teşekkür ederiz. Gerçekten inanın ki çok teşekkür ederiz diyorum. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz diyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bugün annem izin niyetine kahve falan açacak. İnşallah güzel açılım olur. Sözü anneme bırakıyorum. Gene ilk baş benim fincanımı açtın kız. Hayır. Sen. Şimdi ikimiz içiyoruz da ondan birer birer bakıyoruz. Evet. Onunkine sonra kendine bakıyorum. Ben ikine bakıyoruz önce. Yes. Şimdi canlarım, dediğim gibi önce erken teşhis insanın hayat kurtarır dedik. Deyim var canlarım, ne olursunuz keteme gidelim. Bir tomografi, bir film çektirmenin faydası vardır canlarım. Ben yarın gideceğim, siz de gidin. Olur mu bunu sorun, bu sefer baştan söyleyeyim. İnşallah. Özellikle bayanlarımız. Yani bunu nereden çıkardın derseniz, sabah sabah bizim sağlık ocağı aradı. Dedi böyle böyle göğüs kanseri için şeye dedi, böyle bir tane teşhis yeri varmış, bizim burada var. Oraya dedi, gidip teşhis var mı yok mu bir baktırın diye şey randevu alıvereceklermiş bize. Annem de onun için aldılar. Ben, annem de zamanında göğüs kanseri olduğu için anneme özellikle gidin dediler. O yüzden yarın bir oraya gideceğiz. Annem ondan bahsediyor. Yani bayanlar özellikle banyoda olur, duşta olur, bir kendinizi kontrol edebilirsiniz. Eğer öyle bir sertlikte bilmem nedir görürseniz hemen bir sağlık kuruluşuna başvuru yaparsanız çok güzel olur. Çünkü erken teşhis her şeyden önemlidir. Evet, çünkü ben 15 yıl önce geçirdim. Ha, çok şükür alınma, parçalanma falan olmadı çok şükür. Atlattım ilaç tedavisine doktorun yardımından. Ama erken dediğin gibi erken ya şey teşhiste insan gerçekten iyileşme durumu var. Ne olur siz de gidin, tamam. Beni de aradılar atlattığım için ama yine bir daha gidin dediler. Tamam dedim ben de. Bir yarın gideceğim, siz de gidin. Ketem'e gidebilirsiniz. Her şehirde var şu anda ketem. Şimdi açalım bakalım. Allah'ım bu ne kadar güzel. Ay canlarım, bak bugün o kadar güzel bir zamana giriyorsunuz ki vallahi çok güzel. İnanın bana, ama bir şey var. Bir iş yapıyorsunuz, bir şeyler karıştırıyorsunuz. Bu karıştırdığınız iş elinize, ayağınıza bulaşacak. Ne olur dikkat edelim, tamam mı canlarım? Saklı bir şey yapıyorsunuz, saklı. Saklı iş her zaman ortaya çıkar, saklı yapmak. Mutlaka bir kişinin annenizin, kardeşinizin, babanıza söyleyemeyebilirsiniz. Ama bazı kişiler tabi babayla daha iyi anlaşıyor, anneyle anlaşamıyor ama eğer anlaşan kişiler de babaya da söyleyebilir. Ama ne olursunuz yaptığınız saklı işi aslında bu üçüncü, bakın üçüncü yaptığınız saklı iş. O yüzden alışmış durum. O yüzden yapıyorsunuz habire arkasına ama bu sefer elinize ayağınıza bulaşacak. Dikkat edin. Şimdi bak. Sümüklü böceğin, mumların. Evet. Bir de size bir şey daha söyleyeyim mi? Saklı bir yere gidiyormuş siz. Evet. Şimdi şöyle diye. Saklı gidiyorsun. Tamam gidebilirsin ama gittin. Allah korusun. Yolda böyle bir kaza oldu. Senin orada ne işin vardı dediklerini de açıklayamayacak bir duruma düştüğün zaman daha kötü. Ama gitmeden önce bir kişiye söylerse filancının haberi vardı, golancının haberi vardı diyebilirsiniz. O zaman açıklama durumunuz daha kolay olur ne işe gideceksiniz, tamam mı? İki kişi hakkında bir adak adamışsınız ki.
Ama aslında iki şey. İki kişi değil, iki şey. Birisi gelecek hakkında. Yani görüyor musun? Bak gelecek hakkında. Direkt. Bu gelecek hakkında olacak durum, inanın bana size adak kestirebilecek kadar büyük bir durum var burada. Olay var. Paranız geliyor hayatım. O yüzden. O adak, o para geliyor. Yakın bir zamanda gün de vermiş olabilir. Bu da gün, vallahi bir şey söyleyemiyorum. 11 günde olabilir. 11 haftada olabilir. 11 ayda olabilir hayatım. Bunu size söyleyeyim. Ama bu 11 ay değil. 11 hafta gibi görünüyor. 11 hafta o kadar da çok değil gene ama inşallah 11 gündür bu. Pazarlık etmekte bir şansımız yok bu durumda ama inanın bana öyle bir büyük para geliyor. Gerçekten ya bu paralar nereden gelecek? Acaba bilemiyorum ama gerçekten bir yere gitmişsiniz ya da bir yere vermişsiniz. O gelecek olabilir. Bir yere yatırım yapmışsınızdır. O gelecek olabilir ama ki bu para geliyor. Yalnız alabileceğiniz yere, size geri dönüş yapabileceğiniz yerlere verirseniz bu paraları ya da yatırımları yaparsanız size kolaylıkla daha bir iyi dönüş olur. Rahat bir kafanız olur. Tamam mı canlarım? 1, 2, 3. 3 tane yolumuz var. Yolumuz çok güzel. İnanın bana. O kadar güzel ki yol. Bu yolun birisini trenle gideceksiniz. Trenle gidecek olan bir yol. Ama yolun sonu gerçekten harika ve çok güzel bir yol. Ben size bunu diyeyim. Gidebilirseniz eğer imkanınız olursa bu yola gitmeye çalışın canlarım. İnanın bana gidin. Bir masanın etrafına oturmuşuz ama bu masa 12 kişilik bir masa. Büyük bir masa, uzun bir masa. Bir önemli olaylarınız konuşulacak. Ama bu büyük masayı doldurma gibi bir şeyiniz yok. Ama 3 kişisiniz ama 4 kişisiniz. Bu masanın etrafındasınız yalnız. Onu diyeyim. Ama bu masada konuşulan konuların hepsi de o kadar güzel ki sizi ilgilendiren konular ki gerçekten yani size faydası olabilecek bir konu bunlar. Tamam deyin bence. Konuştuğumuz kişi aileniz olabilir, anneniz, babanız, kardeşiniz olabilir. Konuşun. Olumlu cevap verirseniz sizin için çok güzel olacak. Olumlu cevap bakın tamam mı? Trenle gidecek olduğunuz yolda o bak. Tamam mı? O konuşulacak onu. Trenle gidecek olduğunuz yolda yalnız. Bir de bir şey daha söyleyeyim size. Başka bir yol var. Ama başka bir yolda da bir kadın başka bir yolu işaret ediyor sana. Beni dinleyen kişiye diyorum. Şimdi bizi dinleyen kişiler için de geçerli bu. Eğer bazı kişilerimizi dinleyip geçirin ne olur? Dinleme, dinledin tamam güzel, hoştur. Abone olursan senin için de geçerli. Tamam mı? Ve dostların için de geçerli. Diyeceğim size bu. Yalnız bu başka bir yolu işaret ediyor. O yolun sonu da güzel ama sizin olduğunuz kendi gitmek, asıl gitmek istediğiniz yol şu anda kapalı. O yoldaki size yolu gösteren kişi var ya, o yolu gösteren kişi başka bir yolu işaret ediyor. O yol güzel, açık. Bir miktar para gerekiyor oraya. Gidebilirseniz çok güzel. Ben size diyeyim. Gerçekten çok güzel bir yol. Yalnız yakın bir zamanda cenazesi olmuş olan kişilerimiz var. Cenazesi olmuş olan kişilerimizin eğer ölen kişilerin eğer rüyasına geliyorsan hayır istiyor demektir. Onlar için bir hayır yaparsanız sizin için de güzel olur. Onun için de güzel olur canım benim. Bir şey daha diyeyim mi? Niye bir şey bana söyleyecek bir şey anında unutturuyor? Niye bana? Canım kalabalık içine giriyorsunuz. Kalabalık biraz karışık. Ama siz yine dikkat edin tamam mı? Girdiğiniz zaman kalabalık içine etrafın çantanızı dikkat edin. Cebinize dikkat edin. Yani elinizdeki avucunuzdaki şeylere dikkat edin. Çarptırmayalım tamam hayatım? Ama size bir şey diyeyim. Gerçekten gelecek olan şu paramız inanın bana çok güzel ve çok yakın bir zamanda geliyor bu para. Çok yakın bir zamanda. Adlarınız da çok harika güzel. F isminde kişiler var. F.
Fatma'nın F'si, Fikret'in F'si. Bu kişilerin güzel bir adağı var. Ne adadılarsa, ne söyledilerse bu adağı yapmaları gerekiyor hayatım. Tamam F. Bir de İ harfi olanlar. F harfi, İ harfi ve G harfi. Gülün gelsi. Tamam. Bunların bu adağı yapmasında fayda var. Çünkü istedikleri, diledikleri şey olmuş. Olmuş hayatım. Bunu yaparlarsa sizin için daha güzel olacak. Ve sonsuz var. Sonsuz bir mutluluk var ama bu sonsuz mutluluğa ulaşman biraz daha var canım senin. Hemen hemen yarın değil yavrum. Yarın değil. İki çocuğu olan bir bayan hasta yatıyor. İki çocuğu olan bayanlardan dikkat etsinler. Grip gibi olabilir. Ortalıkta salgın var. Onlardan olabilir. Bir şekilde üşütme gibi olabilir. Yani bir buna dikkat ederlerse iyi olur. Bir hafta 10 günlük bir yatak durumları var. Ha kötü bir durum yok yalnız onu da diyeyim. Tamam mı? Kötü bir durum yok hayırlısına. Siz yine dikkat edelim hastalığımızda, sağlığımızda. Oo. Olan çocuğu olacak olanlar var. Of vallahi çok güzel. Anam. Sana bir şey göstereceğim. Ama bu ayrı bir şey ya. Türbeye bak. Ama üstlük acaba. İnanma inanmaya gidecek o zaman oraya. Evet. Diyeceğim de şimdi yanlış aks olacak şimdi. Şimdi canlarım türbe çıkmış. Bizi türbeye, milleti türbeye yönlendirmen diyorlar. Bakın. Biz türbeye yönlendirmiyoruz canlarım benim. Türbeye yönlendirme gibi bir şey yok. Burada ne çıkıyorsa ben onu söylüyorum, tamam mı? Yani, tamam türbeye gidersin, sen Allah'a inanman gerekir önce. Allah'a inan ki türbeye gittiğinde türbedeki kişi de senin için bir aracılık yapsın. Olur mu gülüm? Bence bu inana inana git. Duanın kabul olacağını düşüne düşüne git. Allah'ım duam kabul olmuş inşallah. Olur inşallah. Olmasını istiyorum. Ben senden bunu istiyorum, şunu istiyorum diyebilirsin. Bebek istiyorum, araba istiyorum, ev istiyorum, bir şey istiyorum diyeceksin yani. Zaten boşu boşuna gitmezsin o türbeye. Giden adam boşuna gitmez. Orucu yiyen demiş ya açlığından ya susuzluğundan yer derler. Tamam mı canım? Hane içinizde güzel bir büyük toplantı var gerçekten. Ben sana bir şey diyeyim. Sen bu türbeye gideceksin. İnanmaya inanmaya gideceksin ama bu türbedeki yaptığın dua gerçekten kabul görüyor. Allah bilir. Her şey gaybi geleceği gideceği Allah bilir. Ama gerçekten senin duan kabul görecek. İnanmaya inanmaya giden kişiye diyorum. Senin etrafında doğum yapacak olan ve oğlan çocuğu olacak olan bir kişi var. Ne olur dikkat etsin. Ya da etrafımızda oğlan çocuğu doğum yapacak olan kişiler var. Dikkat etsinler. Çocukta son dakikaya kadar düşme riski var. Dikkat etsin bu hamile olan kişilerimiz. Gerçekten oğlan çocuğu bak doktora nasıl olsa kontrole gidecek. Oğlan çocuğu doğum yapacak olan kişiler son dakikaya kadar dikkat etsinler. Düşme riski var. Tamam mı? Dikkat edelim. Bu arada hane içinde nişan gibi, kız isteme gibi, düğün değil bu. Kız isteme gibi bir durum var. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Bir toplantı, bir yemek gibi bir durum var hayatım. Uzun zamandır görmediğin bir insan var. Sana yolda denk gelecek bu. Tamam konuş. İyi nasılsın, iyi misin de. Ama evini davet etme. Tamam bu göreceğin kişi sonuçta bir erkek. Bayanlara diyor. Yani arkadaşın olabilir, komşun olabilir, akraban olabilir de yapma sen yine. Tamam mı hayatım? Yapma. İyi harfi, adın içinde iyi harfi olanlar. İş başvurusunda bulunmuşsunuz ya da iş başvurusunda bulunacaksınız hayatım. Ama bu iş başvurusu hemen değil. Bir ay kadar zaman sonra açılacak size gelecek haberi, tamam mı? Ama gelecek olan haber gerçekten çok güzel. Siz bunu çok istiyorsunuz. İ harfi olanlar, F harfi olanlar, Y harfi olanlar var. Bakın adının içinde geçenler İlgül olur, İlfar, yani İsmail olur, Fatma olur, Fikret olur, Yılmaz olur, Yasin olur. Böyle kişiler, tamam mı? Adının içinde geçebilir. O yüzden dikkat edelim ki dualarımızın ne zaman gerçek olacağına Allah karar verir.
Ha, bugün yaparsın duayı, bugün olacak diye bir şey yok. Ama benim için belki bir sene sonra hayırlı olacak. Onu yapar, o zaman gerçek olacak. Ya da senin için bir 6 ay sonra olacak olabilir. 6 ay sonra gerçekleşebilir. Mühim olan duanın kabul görüp senin için iyi bir şey, iyi bir gelecek göstermesidir. Değil mi? Bence de. Ama evinizdeki bu kız isteme durumunda inşallah bu olmaz. Bakın inşallah bu olmaz. Bir kargaşa var. Bir tartışma var. Dikkat edelim. Bir kız istemiyor, sülale gelmez. 5-6 kişi gelir. Buradaki o belki 50-100 kişi ya. Bu ne yani? Gerçi düşünün bak. O kadar olmaz. Dede gelir, ebe gelir, emmi gelir, dayı gelir, amca gelir. Bunlardır. Ana gelir, baba gelir. Bir de oğlan. Başka türlü de yani o köyün yarısını toplayıp gelmeye gerek yok. Bir kız isteme bu. Nişan değil, düğün değil kardeşim. Çünkü tartışma çıkacak, kavga çıkacak orada. Tamam mı? Yapmam bunu. Yapma. Şimdi ve moda. Çok insan gitmek. Hadi ya. Allah Allah. Ne alaka? Hep bir mi istiyorlar acaba? Ve sahile falan yakıp gidiyorlar. Allah Allah. Ya Resulallah. Ne diyelim be? Ama Neriman Nurten Nurgül. Bu kişiler bakın yolda giderken ya da bir yerden gelirken bir dilenciye rastlama gibi bir durumumuz var. Adın içinde N harfi olanlar. E harfi olanlar. Tamam mı? Dilenciye boş. Vallahi ben dilenciye para vermem ama siz bilirsiniz gene de. Hani işe etmek gibi olmasın. Bir çocuk yerine verin. Oku çocuğun yerine verin o parayı. Yani sevine sevine gider harcar. Vallahi dilenci giden parayı verilen parayı ben üzülüyorum ya. Ama bak şu da var. Gerçekten çok ihtiyacı vardır. Ben ona yağdırırım o zaman. Ama bazılarımız değil. Bazılarımız değil. Benim bir komşum vardı. Vallahi 3 katlı ev yaptı. Kamyon aldı, traktör aldı. Bir de havuz yaptırım derken öldü. Yani buna nasıl dilen? Ama dileniyordu. Gerçekten dileniyordu. Ve oradan gören de çok ihtiyacı var gibi görünüyordu. Ayağıma bir şey dokanıyor benim. Bu kim? Bademdir. Badem ne yapıyorum orada? Köpek çoyum benim. Yatırmış böyle atıyormuş kendine. Bakın. Sizin mahalle o kadar güzel ki. 3 kişi oturmuşsunuz. Evin ortasında. Bir konu hakkında konuşuluyor ama konu çok önemli bir konu gerçekten bak. M harfi adın içinde M harfi olanlar var, A harfi olanlar var. A büyük A çünkü Ahmet olur, Ayten olur. M harfi de büyük. Tamam mı canlarım? Önemli bir durum. Bu işin içinde Mısır var. Mısır'a gidecek olanlar var. Vallahi piramit var. Aha burada. Ay vardır canım. Va doğru. Yani uzak yola gidecek bir durum biriniz var. Evin içinde bu konu konuşuluyor. İnşallah hayırlı olursun canlarım. Ve hani nasıl diyeyim? Herkesin mutlu olmasını istiyorum. Gerçekten. Kimse birbirini kırmasın, üzmesin. Ama öyle bir şey olmuş ki hep ben. Keseri böyle yontuyoruz. Böyle değil. Bir de yani etrafına da yontabilirsin. Hep bana olmaz. Hep bana Rabbine yok yavrum öyle bir şey. Tamam mı? Dediğim gibi canlarım, takdir sizin elinizde, takdir size bağlı. Gidip geleceğiniz yerlere inanarak gidelim, dualarımızı inanarak yapalım. Ve Fatma'ya da söz verelim bu arada, ondan sonra da bitirelim. Sizi çok sıktım. Evet canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Özel açılım yapıyoruz, özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım için 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum. 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bize direkt ulaşabilirsiniz diyorum. Bizim falımız bu kadar bitti. Hepiniz inşallah iyi olursunuz diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.